Bir de sizlerle araçlarda gördüğümüz gibi bir de görüntülerimize keyframe vermeyi görelim. Bir de scale özelliğini kullanalım bununla beraber. Mesela şu doğa manzarasına bu gördüğünüz gibi bir fotoğraf. Biz bu fotoğrafı biraz daha canlandırmak istiyoruz ve buna bir sanki görüntüymüşçesine hareket vermek istiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Tabii ki layout'una giriyoruz. Anlatmış olduğum gibi burada X ve Y pozisyon özellikleri var, kırpma özelliklerimiz var. Onun dışında ne vardı? Stretch özelliğimiz var. Yani bunun boyutuyla alakalı özelliğimiz bulunuyor. Öncelikle her zamanki gibi layout'umuzda tiklerini açıyoruz. Buna da bir kere tıkladığımızda şu sıraya gördüğünüz gibi tiklerimiz yeşil oldu. Yani şu an şu andan sonra yapacağımız bütün hareketleri keyframe'lerle Edius kaydedecek. O yüzden imlecimizin başta olmasına dikkat ediyoruz ve bu görüntü mesela sağdan siyah. Arkadaki ekranda daha net görürsünüz, daha büyük görürsünüz şurada. Sağdan ufak bir siyah bırakılmış görüntünün kendisinde. Biz hemen bunu çözmekle işe başlayalım. Önce o siyah bölümü şöyle görüntüden tutarak dışarıya alıyorum. Bunu aynı şekilde stretch bölümünden gördüğünüz gibi 150 olan stretch oranı 157'ye çıktı. Bunu 150 eski hali yine böyle 155 ya da ne bileyim 156 yapsak tam oturacak herhalde. 156 yaparak bunu ekranınızda tam sıfıra sıfır siyah gözükmeyecek şekilde oturtarak işe başlıyoruz. Bu herhangi bir hareket vermedi çünkü şu an. Çünkü imlecimizi hiçbir kare bile oynatmadan o hareketleri yaptık. Yani bu başlangıcından beri bu şekildeymişçesine hareket edecek şu an. Biz görüntümüze şimdi dolmaya başlayacağız. Bunu görüntüden yine biraz uzaklaşalım. Bunu görüntüden tutup çekebileceğiniz gibi animasyonumuza şöyle bakıyoruz. Bu şekilde yapabileceğiniz gibi yine dördüncü saniyeye gelelim. Dördüncü saniyede stretch değerini şuradaki tekrar koyalım. Dördüncü saniyeye geldiğimizde şu stretch değerini yani en boy oranı değerini şöyle buradan yükselterek ya da 250 yazalım. Direkt bir değer vererek değiştirebiliriz. O verdiğimiz değeri şeyle keyframe'lerimiz aktifken mouse'umuzu belli bir saniyeye götürerek verdiğimizde hemen buraya işaretini koyacaktır zaten. Hangi saniyede ne istediğimizi anlayacaktır. OK'ye basıyoruz. Animasyonumuzu bir izliyoruz. Ama şurada deminki açıp kapattığımız için ilk verdiğimiz hareketimiz gitmiş. Tekrar siyah olmuş şurası. Onu tekrar düzeltelim. Gördüğünüz üzere burası yine 150 olmuş. 156 yapıyoruz. Okey diyoruz. Gördüğünüz gibi animasyonumuz. Bence de böyle bir kamera hareketi yok. Çok hızlı. O yüzden ne yapacağız? 4 saniyede verdik. Zaten görüntümüzün tamamı 5 saniyeydi. Biz bu görüntüyü biraz tutup kenarından tutup mouse'la uzatıyoruz. Tam görüntünün ucuna geldiğimizde bu görüntülerde eğer devamı olan bir görüntüyse devam eder bitimine kadar. Ama eğer fotoğrafsa bu, siz uzattığınız kadar sonsuza kadar devam eder. Ne kadar uzatırsanız o kadar gider. Ben şu şekilde uzatıyorum. Bu uzatmayı da nasıl yapıyoruz? Şöyle ucuna geldiğinizde şu birbirine ters bakan ikili parantez işareti çıktığı zaman mouse'unuza basılı tuttuğunuzda bunu büyütüp yani daha doğrusu görüntüyü uzatabilirsiniz. Görüntünün timeline'da yer aldığı
zaman dilimini uzatabilirsiniz. Şimdi geliyorum tekrar layout'uma. Ben görüntümü uzattım ama layout bilgilerim içerisinde kaldığını düşünüyorum. Evet, burada. Yani şurası 4 saniyeydi zaten. Ben bunu bu sefer 12 saniyeye kadar çekiyorum. Hatta 15 saniyeye çekiyorum bunu. OK'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmadım. Sadece verdiğim, deminki verdiğim hareketi biraz daha uzun zaman da tamamlamasını istedim Medius'tan. Şimdi okuyorum. Gördüğünüz gibi gayet doğal görünen bir kamera hareketi oldu. Bunu aynı şekilde sadece stretch değil, stretch vererek değil, şöyle göstereyim layout açılsın. Ben mesela diyelim şuradaki ağaçları daha çok odaklanmak istiyorum, görmek istiyorum. Yalnız aynı noktaya, aynı noktanın üzerine koymaya dikkat edin imlecinizi. Şöyle diğer hareketimin bittiği noktaya geldiğimde aynı zamanda diyorum ki sen buradan buraya gidiyorsun büyüterek bunu. Ama diyorum ki aynı zamanda bana şuradaki ağaçları da göstererek git diyorum. Yani görüntünün bu tarafına doğru git diyorum. Bir de artı olarak stretch değerinin üzerine artı olarak ne verdim? Pozisyon değeri verdim. Gördüğünüz gibi burada demin 2 keyframe odacığı varken şimdi 3 keyframe işareti odacığı var. OK'ye basıyorum ve animasyonumu tekrar izliyorum. Gördüğünüz gibi süreç ilerledikçe sağa doğru hafif yönelen bir kamera hareketi yapmış olduk. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, selamlar. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.